12'de nöbetçiydim. Sabahları nöbetçiydim. 12'de bunlar dışarı çıkarken bahçede yakaladım kızı. Türbanlı kızı. Gelin dedim buraya dedim. Müdürün yanına götüreceğim sizi. Kız seninle karışın. Dedim ben karışın. Müdürün yanına gittik. Giderken iki kişi daha vardı içeride. Bunlar benim 10C sınıfından ders okuduğum öğrencilerdi. Peki siz duvara vurdunuz mu başını? Hayır canım. Kimseye vurmadım ben. He. Götürdüm. Müdürü dedi ki sen karışma dedi. Ben karışırım dedim. Ben nöbetçiyim dedim. Geliyor bir dakika. Şöyle bir dakika. Ben nöbetçiyim dedim. Geliyor bir saniye. Siz gidin ben geliyorum. Ben nöbetçiyim dedim. Ben karışırım dedim. Ondan sonra hayır canım öğrencinin sadece arkasına gittim. Gel buraya dedim. Kaçarken omuzuna tutarken yaklaşık başvurusu açıldı. Öğrenci niye kaçıyordu ki? Öğrenci müdürün yanına kaçıyordu. Yani ismi alınmasın diye tutarak tutulmasın diye kaçıyordu. Ben de bu şekilde daha önce okul idaresi şikayet etmiştim. Elimde bununla ilgili belgeler var. Tayinimde burada bana tebliğ ettiler. İvrinde tayinimi çıkarttılar. Evet, daha önceden de böyle mukavvetlerimiz var. Daha önce Trabzon Çaykara'da aynı şekilde darp edildi 2008'de. Türbanlı öğrenciye uyarmam ve okuldaki müdür yardımcısı benim üzerime yürüdü. Daha önce Cemil Korkmaz da aynı şekilde yürümüştü bu Trabzon'da. Bunları hepsini beraat ettim davalardan. Soruşturma açtım. Hani türbanlı öğrencileri okulda girmesini istemediğim için ben dışarıda öğrencileri kimse karışmıyorum türbanla. Öğrenci çıkıyormuş dışarı. Tabii. Öğrenci türbanlı. Mesaisi bitmiş. Tamam da okul kamu alanı içinde uyardım. Bahçede uyardım. Tuvalette değiştiriyorum. Tuvalet okulun tamam, içinde. Hocam, hocam. Selim devam edin. Hocam. Hocam devam edin. Hadi hocam. Hadi hocam. Gerek bir şey devam edin. Buyurun abi. Yani bu yaptığınız işin öğretmenlikten bir alakası var mı? Abi siz kimsiniz ben anlamadım. Ben AK Parti'ye başkanıyım beyefendi. Devam edin. Buyurun. Yani insanlıktan nasibini almamış öğretmenlerden bir tanesi. İnsanlıktan nasibini almamış. Başka izahı yok bunun. Değil başka bir yerde öğretmenlik yapması, bu insanın ihraç edilmesi lazım. Öğretmenliği elinden alınması lazım. Hocam ulusal kanalla bağlantı nedir? Ulusal kanalda haber olarak izlerim. Yani cumhuriyetçi bir kanal olduğu... O yüzden aradım kendilerini. Onlarla sağ olsun sizlere yönlendirdiler ve sizlere şu anda buradayım. Bu olay son derece üzücü ve vahimdir. Özellikle son dönemde bu tür konular aslında toplumun büyük bir konsensüsüyle birlikte gerek hükümetin gerekse devletin hoşgörüsüyle bunlar sorun olmaktan çıkmak üzereydi ve çıkmıştı. Bu tür olaylar seçim üzerinde ülkenin değişik yerlerinde de mutlaka veya tekrarlanma durumu söz konusu olabilir. Burada hiç çekinmeden hemen hukuki süreci başlatmakta fayda var. Nitekim biz bugün Burhaniye'de gerek cezai gerekse hukuki süreci başlattık ve idari olarak da soruşturması başlayacaktır. Demokrasiyi içine sindiremeyen, insanlarımızın inançlarını içine sindiremeyen bir grup sürekli bu tip tahriklerle bu çirkin emellerine gerçekleştiriyorlar. Bunlar küçük kız çocuklarına bu tip bir saldırıda bulunanın bir öğretmen olması da ayrıca vahim bir durum. Bu hoşgörü ortamını bozmak, huzur ortamını bozmak kimsenin haddine değildir. Bugün Burhaniye Sağlık Meslek Lisesi'nde yaşanan olayı öncelikle çok üzücü bulduğumuzu ve kınadığımızı belirtmek istiyorum. Seçim sürecine girdiğimiz bu dönem içerisinde toplumumuzdaki hoşgörü, birbirine saygı, inançlara saygı noktasında provokatif bir eylem olduğu kanaatindeyim. Olay zaten hukuka, adliyeye intikal etmiştir. Biz de Hukukçular Derneği olarak bunun takipçisi olacağız. Okuldan çıkmak üzereyken Bekir Hoca, işte... bu şekilde çıkamazsınız dedi de daha sonra arkadaşım seçimi falan arkadaşım işte başımdan çekti başörtümü zorla açtı duvara itti sarsı arkadaşım müdürün odasından çıktı ondan sonra tam ben de arkadaşımın peşinden gidiyordum sonra Bekir Hoca peşinden koştu başörtüsünü açtı sonra duvara doğru ittirdi böyle arkadaşım zaten düştü ben de tuttum başını vurdu mu başını vurdu duvara vurdu. Yani sonuçta, o saatte yani okuldan çıkıyor muydunuz? Yani? O saatte okul yani bitmişti. Mesai saati dışında ve yani karışmaması gereken zamanda karıştı. Mesai saati haricinde saat 12'yi 10 geçe öğrencimiz dışarı çıkmak üzereyken dış kapının hemen bir adım ötesindeyken bu öğretmen bey
arkadaşımızı tuttu, arkasından çekti ve bu şekilde burada gezemezsin deyip tartaklamaya başladı ve kafasını duvara vurdu. Kızcağızın ben çığlıklarıyla geldim. Öğrenciler etrafına toplanmıştı ve diğer öğrencileri de kışkırtmaktaydı bu adam. Biz tabi olay büyümesin diye öğrencileri de uzaklaştırdık etrafından, fakat tehdit savurup işte bu şekilde gezemezsiniz, defolun gidin gibi sözlerle öğrencimizi rencide etti. Daha önce de bu şekilde vukuatları var. Yani öğrencilerimizin eteklerine de karışıyor. Niye uzun etek giyiyorsunuz diye karışıyor.